godina za godinom preduga. Ja sam Božo Vrećo, interpretator i neko ko komponuje sevdah muziku. Mehmeda majka, budila, budila. Mehmeda majka, budila. Sevda Alinka ilk dönemde akapella olarak, yani enstrümansız söyleniyordu. Dost meclislerinde, aile meclislerinde söylenen bir türdü. Sonra zamanla saz ve tambur girdi. Yani ilk dönem Sevda Alinkalar tabii ki Türk müziğinin etkisiyle şekillendi. Daha sonra buraya çok büyük bir ikinci bir imparatorluk hakim oldu. Bu da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Normalde bu tarz büyük imparatorluklar hemen kendi kültürünü empoze ederler. Avusturya-Macaristan da aslında bunu yapmak istedi burada. Fakat Sevda Alinka o kadar çok seviliyordu ki yok olmak bir yana, Avusturya-Macaristan'dan bir sürü zenginlik aldı kendine. Nedir? Mesela şu anda hepimizin bildiği Sevda Alinka'nın olmazsa olmazı akordiyon. O dönemle tanışıldı. Keman, o dönem tanışıldı. Gitar, o dönem tanışıldı. Ve bunlar mesela kalabalık, çok sesli söylenme hep o dönemde tanışılmış. Batı formunu, Avusturya-Macaristan biliyorsunuz Avusturya müziği, yani Mozart'ların, Beethoven'ların hepsinin çok önemli bir müzik ülkesidir. Ve onun etkilerini de aldı. Nagahoce nano, Nagahoce oynadice.